bakircayturk.com Değerli seyirciler, merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. bakircayturk.com'dasınız şu anda. Bugün Türk Kadın Hareketi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nuriye Çelik ile sohbet edeceğiz. Nuriye Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler. İyi günler. Türk Kadın Hareketi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra başka e, tecrübeniz var mıydı? Eksik söylemedim değil mi? Ee, İzmir e, e, şubenin de ikinci başkanıyım. Ayrıca da başka sivil toplum kuruluşlarına da çalışıyorum. Evet. E, ve Kadın Hareketi'nde 20 yıldır var. Evet. Bu en sonuncusu e, yeter. en sonuncusu platform efendim. Yani. Evet. E, yaklaşan seçim öncesi kadın dernekleriyle, onların temsilcileriyle programlar yapıyorum hep. Amacımız e, seçimde e, kadınların milletvekili aday listelerinde olabildiğince fazla gösterilmesine bir nebze olsun katkıda bulunmak. Mümkünse e, kadınların yüzde elli oranında e, temsiliyetinin sağlanması aday listelerinde. Ama siz bildiğim kadarıyla sadece kadının siyasetteki yeri konusunda değil, kadının toplumdaki yeri, her yerdeki yeri konusunda çalışmalarınız var. Ama ağırlıklı olarak herhalde bugün seçim öncesi biraz siyaseti konuşuruz gibime geliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben yine diyorum ki bu kadar çaba biraz karamsarlık olacak ama boşuna yani yine partiler bildiğini okuyacak. Kadın sayısı istenilen seviyede olmayacak diyorum. Ne diyorsunuz? Maalesef, maalesef e, bizim bütün ümitimiz e, eski deyimle kota şimdi de e, sizin de e, izah ettiğiniz gibi veya ifade ettiğiniz gibi e, pozitif ayrımcılıktır. Evet. E, şimdi partilere baktığımızda e, pozitif ayrımcılık yapacağım diyen parti e, iki veya üç bunun dışında. Diğer partilerde hiç ses yok. Ben şimdi hangi partinin yüzde kaç ilan ettiğini de sizinle paylaşacağım. Ama ben bir hayat tecrübemde paylaşayım. Ben bildiğiniz gibi devlet memuruydum, öğretmendim, idareciydim. Emekli olduktan sonra çağrı geldi, gittim bir partiye, kendi kafama uygun olan partiye aday şey yaptım, üye oldum ve dediler ki. Meclisten başla, e, yerel meclislerden başlayalım. Meclis üyeliği için e, müracaat et müracaat ettim ama e, listenin en sonundaydık. Ve e, ilan edilmiş olmasına rağmen ve buna e, biz tabii ki e, bilinçli olarak e, itirazlarımızı yaptık ve ondan sonra e, fermuar sisteminin olması gerektiğini çünkü diğerinin bir aldatmacı olduğunu gördük. Evet. E, fermuar sistemi de e, bildiğiniz gibi e, ve bugünlerde çok da revaçta olan bir ifade bir kadın bir erkek e, şeklinde listenin sıralanmasıydı. Oysa bizim gir, girdiğimizde listenin en sonundaydık yüzde yirmi beş mi yirmi beş bu kadar da olmaz. Hiçbirimiz e, e, saf değiliz yani bu olmazdı. Neyse. Söyleye söyleye. Şimdi artık bunu herhalde bir kadın bir erkek yapacaklar. inşallah Ama dediğim gibi e, kaç tane partinin içerisinde? Üç tanesi bunu yani ilan sahi, etti. Sahiden bir kadın bir erkek yapacak parti var mı? E, şimdi fermuar sistemini uygular mı? Uygulamaz mı? Onu göreceğiz. Ama e, yüzdesini ifade ettiler efendim. CHP diyor ki ben bu, size rakamlarım vereyim. Hangi partiler şey bunlar çok merak ha, ettim. CHP. AK Parti, pardon AK Parti gizli olarak söylüyor. Yüzde yirminin altında inmeyeceğiz diyor parti başkanı. Ama ilan etmiyor. Yalnız böyle söz olarak söylüyor. Evet. İYİ parti de yüzde yirmi beş diyor. bunların Fermuar sistemi uygulayıp uygulamayacaklarını göreceğiz. Uygulamaları gerekir. Ancak benim. Ama dün Fermuar de... demek yüzde elli demek değil mi? Hayır efendim. Neden? Fermuar demek listelerken bir kadın bir erkek koymak. Bu yüzde elli demek değil mi? Değil. Şimdi şöyle, siz beş tane çıkaracaksanız, ilki erkek, ikincisi kadın, ondan sonrası erkek. Ha şeklinde gider. Şekilde yerleri kastediyorsunuz siz. Evet. Yani evet, evet. E, fermuar demek yerleştirme şekli demektir. Evet. E, evet. Biz mesela e, bu yüzde elli'yi niye istiyoruz? Yüzde otuz üç kritik eşittir. Herhangi bir e, toplulukta sizin e, fikirlerinizin kabul edilebilmesi için yüzde otuz üç orada e, temsil edilmeniz lazım. Bu. Erkek olur, kadın olur. Yani on kişinin, üç kişisi, dört kişisi, üç buçuk olmayacağına göre dört kişisi erkekse o e, kişilerin savunduğu fikir kabul edilir. Buna biz kritik eşik diyoruz. Kritik eşiğin üstü e, daha da iyi tabii ki e, yüzde elli e, hedefimizdir. Çünkü nüfusun yüzde ellisi kadın. Ama e, sadece bunu... Kadınlar açısından almamak gerekir. İnşallah gün olacak. Erkekler kullanacak bu pozitif ayrımcılığı. Yüzde elli, yüzde elli. Ki kuzey ülkeleri de sizi tebessüm ediyorsunuz. <laughs> Biz görmeyiz herhalde diyoruz ama e, çalışma, temel atmak e, önemlidir. Yani şu mudur? Ee, günün birinde erkekler mi diyecek? Aman bizi de eşit miktarda temsili ettirin <laughs> Evet Evet, ettirin o, o. evet. hedef o. Kuzey ülkelerine buna yaklaşıldı. Çünkü, yani benim tebessüm etmemin sebebi aklıma Türkiye şartları geldiği için tebessüm. Mutlaka evet. öyle efendim mutlaka öyle. Ama yılmamak gerekiyor, yılmamak gerekiyor. Biz bugüne kadar bu e, yüzdeleri de ifade edemiyorduk. Şimdi siyasi partiler birlikte e, şeye girecek, seçime girecek olan siyasi partiler e, fermuar sistemi kullanacağız dediler dün. Ha ne fermuar neymiş dedim. Onlar halbuki parti olarak. Hani birlikte gireceklerse e, bazı illerde fermuar sistemini orada uygulayacaklar. Onlar Hadi kadın alışsınlar erkek yere, bakalım fermuara. Evet kadın erkek durumuyla alakası yok. Yani bir yok, partiden yok. bir bu partiden Şimdi, evet. evet evet. Yani Benim ben parti, de koşurdum parti, fermuar duyunca e, dedim ha, hangi parti bu uygulayacak? yani fermuar sistemini kadın cinsiyeti olarak kullanmıyorlar. Evet. partileri açısından kullanacaklar. alışırlar fermuara Belki bize de yavaş yavaş sıralar gelecektir efendim. Fermuar ee, denilen şey böylelikle literatüre girmiş oldu, kullanılmaya başlanmış oldu. Girmiş oldu evet evet. <laughs> alışkanlık yapar inşallah diyorum efendim. Evet. Ee, neden de öyle olur? Ee, gerçi sosyolojik bir konu ama Bunun nedeni e, efendim. artması için e, ne yapmak lazım e, Türkiye'de? Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak lazım efendim. Toplumda kadın hep hep emir alan, hep ikincil, e, mavin muavin, e, efendi müşavir ama karar alıcı değil. Asla eşit olarak görülmüyor. Halbuki biz eşitlik istiyoruz. Her alanda eşitlik istiyoruz. Biz diyoruz ki e, İsteğimiz çok. Evet. Laik ve bağımsız Türkiye'de özgür kadınlar olarak yaşamak istiyoruz. Farkımızda olun diyoruz. Biliyorsunuz Osmanlı'da e, istatistiklerde kadın nüfusu yoktu. Büyükbaş hayvan sayısı vardı Afedersiniz. istatistiklerinde. Ama kadın nüfus sayısı yoktu. O günlerden bugünlere geldik. Yüce Atatürk'ümüz sayesinde kadınlar da bir birey olarak, bir seçmen olarak, seçilen kişi olarak kanuni haklarını elde ettiler. Ama şimdi sıra bunları hayata tam olarak geçirmekte. Engelleri kaldıracağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği biraz önce de söylediğim gibi eşit iş, eşit ücret eşit fırsat diyoruz. İtaate zorlanmayacağız. Eksik etek değiliz biz. Eksik etek geride dur, sus konuşma, senin fikrin yok. Kişi yerine konulmuyorsun. Bunun zihniyetin değişmesi lazım. Ha, bunu gerçekten adaletli erkeklerimiz, ailelerimiz var ama azınlıktayız. Kadın için kadınsız kararlara hayır diyoruz. Evet. Kadın sorunları bakanı erkek olmamalı. Kadın sorunları bakanı erkek oluyor. Efendim onun biraz o da gene değişmeye başladı. Arfa boyu yol alıyoruz. Ama bir kadın sorunlarıyla ilgili hemen bunun yanına aileyi de koydular. Peki koysunlar. Ama bizim kadın sorunlarını konuşacak karar organında kadın olmak. Evet. Öyle Şu an kadın değil mi kadın sorunları bakanı? Evet. Şu anda öyle. Evet. Ama dediğim gibi gün oldu erkek de oldu. İşte bu, bu olmaması lazım. Kağıt üstünde kadın. Yani bir kadın senin kendi sorununa bakışını ancak aynı cinsiyetler olanlar anlayabilir. Bu bu budur yani bunu anlamak. Ee, anlamamak veya bunu aksini yapmak e, şeklen kadın e, sorunları ve aile sorunları bakanımız var demek olmaz. Kadınların sorunlarının tartışıldığı programlarda bile çoğunlukla erkekler oluyor. Dikkat Aynen ediyorum. öyle. Aynen evet. öyle ve televizyon o kadar komik, o kadar komik. Ben eee gazetede gördüm. Böyle hepsi tornadan çıkmış gibi erkekler kadın sorunları konuşuldu. Ya sen benim ne hissettiğimi, olaylara nasıl bakışımı olduğunu bilemezsin. Ben de seninkini bilemem. Ben Saygim hiç öyle olmaz. bir program yapmadım bugüne kadar. Hep kadın sorunlarını hep kadınlarla konuştum. Hiçbir erkek konuştum. Bu konuda. Yani <laughs> tamamen ümitsiz değiliz ama evet. yeterli değiliz. Yeterli olsak bugün parlamentoda 117 olmayız. Bu kadın hareketi e, nedir? böyle bir sosyal medyada bir platformdan mı ibaret yoksa e, resmen kurulmuş işte tüzüğü olan e, bakanlığa ya da valiliğe başvuruda mu? Biz biz e, işte, her şey e, bakın şu illerde teşkilatlandık. 2 yıllık falan bir e, platform bu. E, dernekleşmek her an mümkün hazırlıklarımız da var. Avukatlarımız var. Şu ilerideyiz. Yani, şu baktım. anda sosyal e, medya üzerinde mi platform halinde? Şu anda sosyal Abi. medya üzerinden hareket ediyoruz. Her bir türlü kadar kanalları var. kullanıyoruz. Ee, bakın Ankara, İstanbul, Muğla, Antep, Antalya, Zonguldak, İzmir ve Aydın'da e, üyelerimiz var. E, ve belirli bir, bir WhatsApp grubu grubumuz var. Oradan görüşüyoruz. Birlikte basın açıklamaları yapıyoruz. Yönetimimizde basın e, o günün konusu neyse tartışıyoruz. Herkes fikrini söylüyor ve e, belirli bir e, açıklama yapıp e, bunu e, medyada paylaşıyoruz. Şimdi medya yoluyla gidiyoruz ve hepimiz e, çeşitli partilerden ve çeşitli derneklerden gelmiş e, kişileriz yönetim olarak birbirine saygılı sevgi esas bu şekilde ilerliyoruz çünkü biz değerli bir konuda değil mesela kaderi ele alırız ben 20 sene çalıştım kaderde eğitim evet. aldım eğitimler verdim çok faydalı bir dernek ama sadece siyasi konularda ee, ne diyelim Kadını aday yetiştirmek. A, evet aday yetiştirmek. <laughs> Efendim e, propaganda nasıl yaparsın, kendini nasıl tanıtırsın Bunlar hep e, faydalı. Ama sadece o değil ki. Layıklık elden gidiyor. Layıklık elden gidiyor. Efendim sahip olmamız gereken. Ne soracaktım e, ben? Türk Kadın Hareketinin diğer kadın hareketlerinden, diğer kadınların ha, farkı bu işte Farkı ne? Farkı bu. Evet onu söyleyeyim size. Evet. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laikliği temel esas kabul eden bir platformuz. Türk kadın hareketi kadının özgürlüğünü insan ve toplumun özgürlüğü olarak ele alır. Türk kadın hareketi toplumsal gelişme ve özgürleşme kadınların özgür gelişimini ve özgürlüklerinin sağlanması ile mümkün olacağını kabul eden ve bu doğrultuda hareket eden bir platformdur. Yani e, yer daha geniş efendim. Önce Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. Ve kadın haklarının e, İstanbul sözleşmesinin kaldırılması ardından e, 6284'ün e, tırtıklanmaya başlaması bizi çok rahatsız ediyor. Toplumun huzuru için e, kadınların bu kanınılmış haklarının üzerine daha konulması gerekir kaldırmak çözüm değil e, bu yani muhalefetteki e, kesim işte altılı masa diye adlandırılan Millet İttifakı'nı oluşturan evet. e, muhalefetteki kanat e, mutabakat metni yayınladı bir süre önce malum e, İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz sözle ifade ettiler ama yazılı metne girmedi e, girmesini diler miydiniz nasıl bakıyorsunuz olaya ee, gayet tabii girmesini dileriz ve bütün kadınlar olarak İstanbul Bilmiyorum. Sözleşmesi'nin e, geri dönmesini e, ha, bazı şeyler e, e, üzerinde durulabilir daha açıklık kazandırılabilir yanlış anlamalar önlenebilir ama tümden kaldırılması kadınları çok çok rahatsız etmiştir. Çünkü 6284 kanundur ve kadınların güvencesidir. 6.284 olmadan e, yapılan istatistiklerle varlığındaki istatistikler arasında e, gözle görülür fark var mı? Yani kadın cinayetleri, kadına şiddet e, olsun. 6.284 yani sözleşme varken e, daha mı az, daha mı çok? Şimdi efendim e, bir şey yapmak da e, kanun olması önemli ama uygulama da çok önemli. Evet. Kadın cinayetlerinin Tüylerimizi ürpertecek oranda kalkması kabarması kanun olmasa ne olacak? Bir de bunu düşünün. Bir de bunu düşünün. Yani kanun varken <laughs> evden uzaklaştırma almışken <laughs> koruması varken yine de yani caydırıcı olması lazım. Yine de bu, cinayet olduğu oluyor. Kanun aslında kadar o, yani bu, önemli. Eğitim meselesi aslında bu değil mi? Yani kanun. Şimdi ben. Daha önce Öyle küçük konuşmalarında ama. da söyledim. <laughs> Toplumsal cinsiyet eşitliği içselleştirilmeli, benimsenmeli. Bunu e, okullardan sosyal bilgiler dersleri arasında okutabiliriz başlık olarak, yani e, bir konu olarak bunu içse, içselleştirmek lazım. Yoksa <laughs> erkek kadına saygı duymuyorsa, onu bir birey olarak kabul etmiyorsa, onu öldürme hakkına da sahibim diye düşünüyor. Yani kadınların, ço kız çocuklarının, erkek erkek çocuklarının hepimizin toplum olarak kalkınması ve belli bir yere gelmesi için eğitimlerde konuların daha da bir gözden geçirilmesi, uygulamaların iyi yapılması gerekir. Ee, aslansın oğlum, kaplansın oğlum, sen her şeyi yaparsın oğlumla yetiştirirsek karşısındaki kadına söz hakkı da tanımıyor, yaşam hakkı da tanımıyor. Bu olmaz. Allah hepimizi eşit yaratmış. Hepimize bir akıl vermiş. Hepimiz çalışabiliyoruz. Ben e, Atatürk devrimlerine minnettarım. Borcumu ödemişim. Ben e, evlendim. Eşim dedik canım ne gereği var? Ne olacak? Otur evinde çocuğuna bak. Yani ben dedim ki bu kadar sene, 15 sene ben okumuşum. Bu devletten hizmet almışım. Eğitim almışım. Ben bu hakkımı ödemek zorundayım dedim. Ve bunun için bir kadın olarak gelebileceğim güzel bir yere geldim. Bundan sonra benim çocuklarım, benim öğrencilerim daha güzel yere gelecekler. Ve bizim söz hakkımız olması lazım. Biz birey olarak kabul edilmemiz gerekir. Maalesef bunun şu çağda hala mücadelesini veriyor olmak çok üzücü. Biz daha ileri gitmeliydik. Evet. Devlet demeyelim de devleti yönetenler bu konuda Yo, sahibi, tabii ki. samimi ve ciddi olsa aslında çok daha evet, çok e, daha önemli. Tabii. Ki. getirebilir, caydırıcı önlemler getirilebilir. Mesela demin dediniz ki işte, aslansın oğlum, kaplansın oğlum derseniz sonuç bu olur. O halde eee ebeveynleri zorunlu e, annelik babalık kurslarına mı tabi tutmak lazım? Mesela Kırtasiye'de tabanca satışını oyuncak tabanca satışını yasaklamak lazım. E, ama bunda ciddiyet istiyor. Yani gerçekten devletli yönetenler bu sorunların bu gibi sorunların ortadan kalkmasını istiyor mu? İstemiyor mu ile alakalı? Biz mesela şeylerden de haftalık yapılan bu Televizyon programlarında bunların dile getirilmesini, bazı dizilerde o kadar e, şey yapılıyor ki, e, özendiriliyor ki, bu cinsiyet ayrımı çok fazla öne çıkarılıyor. Yapma ya, üç kuruş para için yapma bunu. Belli bir kesimin hoşuna gidiyor ve bunu normal kabul ediyor. Bizim e, grubumuzdaki arkadaşlarımız bunları şimdi e, dizileri o gözle izleyip. Bunun da eleştirisini sosyal medyada yapmayı planlıyoruz. Yani çalışmalarımız devam ediyor. Her grubumuz ayrı çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde az önce Kader'den bahsetmiştik, siz de daha önce orada bulunmuş, Çok önemli işte, evet. hizmetler vermiş birisisiniz. Banu Hanım'la program yapmıştık, ben şu şeyi dile getirmiştim tavsiyeyi. Yani işte hep böyle kadın adaylar listelerde daha fazla yer alsın, fermuar sistemi olsun vesaire diye konuşuyoruz ya, bütün... Evet. En azından İzmir'deki bütün kadın e, hareketi temsilcileri, bütün kadın dernekleri, e, kadın hakları adına ne kadar dernek varsa hepsi bir araya gelip bir miting gibi bir şey aslında düzenlense sanıyorum biraz da geç kalındı. Düzenlense e, efendim e, bu seçimde geç biraz daha konuşulsa edilse ses daha iyi duyurulur. Yerel, yerel seçimlerde. Ee, daha bir aktif olmak gerekiyor. Şu, çünkü e, burada herhalde insanlar partilerinden çekiniyor. Biz, kaderde, zaten, evet. ha, biz kaderde inanır mısınız? Her pa, e, partiye eşit uzaklıkta diye programlar yapardık ve e, o kadar tedirgin olarak e, karşı grupları bir araya getirirdik. Bak ortak paydamız kadın kadın derdik ama. Bir araya getirmek acayip zor. Dediğiniz gibi ortak fayda kadındı, kadının temsiliyetiydi. Ama insanlar kadınlar da partilere girdiklerinde erkek tarzlarını istiyorlar. Efendim. Yani zorunda bırakılıyorlar. Bir şey egemenlikleri var çünkü erkeklerin partilerde, kadınları hep ayak işlerinde kullanıyorlar ve birçok yerde. Ee, ondan sonra da e, karar or organına geldiğinde kendileri baş ediyorlar şimdi bunda e, kadınların da e, bazı kendilerini tamamlaması gerektiği noktalar da var e, o, evet. o da şu bizler e, sokakta oynamayı bilmiyoruz e, evde daha çok kız çocukları tutuluyor e, geleneksel olarak. ve e, Erkekler futbol maçında hep beraber oynarlar, birbirlerine girerler. Bakarsın üç gün sonra kol kola girerler. Kadınlar e, kırılgan, e, küsüp kenara çekiliyorlar. İşte bunun mücadelesini biz yıllarca verdik. Hala da e, vermeye devam edilecek ve dediğimiz gibi... E, partilerinin baskısından dolayı bir araya gelemiyorlar. Ve e, bilincin daha çok yayılması lazım kadınlara. Ben kadınım, A partisi de olur, B partisi de olur. Bana geçen sene kona e, belediye başkan adaylığı sunuldu ve genel e, genel başkan e, yardımcısı geldi evime telefonla konuştuk, ettik. Dedim ki ben eee Yaş itibariyle buna girmem. Neden? Bunun da nedeni var. Ben e, toplumun aksayan yönlerinin düzeltilmesi için karar mekanizmalarında yer almak tabii ki isterdim. Ama devlet memurluğu kanunu biliyorsunuz. Siz e, bir partiye yakın olduğunuz zaman bunları hepimiz yaşadık e, sürgüne giderdik. Ben e, lise müdürüydüm ve bu Hangi partiden, kocası mı hangi partiden gibi gibi bana böyle e, karışık bir lisede lise müdürü olarak pek çok sorun yaşadım. Ya diyordum ki ben kanunlar çerçevesinde hareket ediyorum. Hiç kimseyi de korumuyorum. Bu etmiyorum. teklif geldiğinde de... memur muydunuz bu teklif geldiğinde? Yok sivil toplumcuydu. Evet. Memur e, bu kafasını kaldıramaz memur kafasını kaldıramaz. Ve ben şunu anlatayım Murat Bey. Emekli oldum lise müdürlüğünden. Emekli olduktan sonra genç yaşta emekli olduk. Bana işte partiden gel üye ol. Tamam güzel üye olduk. Ve gel işe yap. Meclis üyesi ol. Meclis üyesi de olduk. Ama öyle bir yere koydular ki ha dedim anladım ne olursan ol ve gel gittiğim zaman partiye bana bunlar e, sosyal demokrat bir parti olduğu halde ya biz kaç yıldır burada çalışıyorsunuz çalışıyoruz siz hemen geldiniz e, meclis üyeliğine aday oluyorsunuz peki dedim ben sokakta halu mu çeviriyordum. Sen devlet memuruydu. Bu devlet memurlarının e, maalesef giderilmesi gereken konusu. Partiye üye olamıyorsunuz. Senin partiye üye olman orada görevini eşit yapmana engel değildir ki. Herkesin bir partisi var. Ama üye olamazsın, çalışamazsın. Partinin içini, işleyişini ben emekli olduktan sonra öğrendim. Ondan sonra da neredeydin diyorlar. Evet, doğru. Giderilmesi ee, gereken konu çok. <laughs> bu e, seçimler için belki fırsat kaçtı gerçi listeleri göreceğiz pazar günü ama o zaman e, pazartesi gününden itibaren önümüzdeki yerel seçimler için e, çalışma yapmak lazım. Yerel seçime kadar durmadan usanmadan İzmir'de en azından. Fermuar modelini uygulatmak için elden geleni yapmak lazım. Ee, olabildiğince kadın adayı göstermeye çalışmak lazım. İzmir'in tarihinde büyükşehir kadın belediye başkanı yok biliyorsunuz değil yok, mi? Yok. İzmir'den İlçe belediye başkanlarını da e, hemen yok ettiler. Yani çok az. Evet. Çok az. Yani olmaz. Yakışmıyor hiç. Yakışmıyor hiç. Nuriye Hanım teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Daha aydınlık günlere, daha eşitlikçi günlere ve bizlerin de yüzde elli olarak temsil edileceği günleri görmek arzusuyla biz deneyimlerimizi paylaşmak üzere buradayız. Gençlere her zaman yardımcı olalım ama buradan mesajımızı da verelim. Bu şu toplumsal cinsiyet olayını sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi velilere de öğrencilere de bir anatalım bir e, kabullenmelerini sağlayalım. Çünkü her şey burada yatıyor. Bakış açısında yatıyor. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum de. Ee, Sağ Yine olun. Yine bir programda bir araya gelmek dileğiyle teşekkür ediyorum. İnşallah Sizin efendim de. buradayız her zaman. İyi günler teşekkür ederim. Sağ olun. bakırçaytürk.com